Herkese merhaba. Bugün size farklı bir video hazırladım. Şu an önümde yeni aldığım, yurt dışından getirdiğim bir foto kapağım var. Vocam'in T300 modeli. Şöyle kutuyu göstereyim. Şimdi bu kutuyu sizinle birlikte açacağız. Daha önce bir tane aldıydım bu cihazdan. Denedim. Geçtiğimiz kış çok güzel sonuçlar elde ettim. Aylarca arazide kaldı ve foto kapağının yanına gittiğimde şarjı hala %100'dü. Evet, şimdi kutumuzu açtım. Foto kapağımız elimde. Bakın, üstünde güneş enerjisi paneli mevcut. Yine 4 tane şarjlı pille çalışıyor. Önde ledleri var, sensörü var ve merceği var, diğer standart foto kapanlar gibi. Tek farkı üstünde güneş enerji paneli mevcut. Şarjlı pil taktığınızda buna kendi kendini yeniliyor. Arazide çok uzun zamanlar kalabiliyor. Ben 4 ayla test ettim. 4 ay boyunca arazide kaldı ve yanına gittiğimde hala şarjı %100'dü. Evet, içini açtım. Şu şekilde bir iç kısmı var. Burada kullanma kılavuzu gibi bir kağıdı var. Buradan çıkabiliyor isterseniz. Çıkartayım şöyle. Üst kısımda biraz farklı olarak normal diğer standart foto kapanlarda yan panelde oluyor pil kısmı. Bunda hemen ekranın üst kısmını almışlar pil yerine. Şu şekilde açıp çıkarabiliyoruz kapağını. 4 tane şarjlı doldurulabilir pil taktığınız zaman bu cihaz kendini şarj edebiliyor arazide. Tabi güneşe koymakta fayda var. Gölgeli alana koyduğunuz zaman şarjını daha uzun sürede yeniliyor. Burada da kontrol panel mekanizması var. Şimdi deneyelim, test edelim. Şu şekilde şarj edilebilir pillerden takıyorum 4 tane. Ben GP'nin şarj edilen pillerinden aldım. 2700'lük. Bunların bir de 2100'lükleri var. Ama 2700'lük daha uzun süre gittiği için daha iyi dayanıyor. O yüzden bu güneş enerjili foto kapanımda bunu tercih ediyorum. Şimdi pillerimizi yerleştirdim, bakın. Kapağımızı da kapıyoruz. Bu cihaz micro SD kartla çalışıyor. Şu alt kısmında micro SD kartımızı da takarız. Şimdi 128 GB'lık hafıza kartına kadar kabul edebiliyor bu cihaz. Ve uzun süre arazide dayandığı için ben buna 128 GB'lık takıyorum. İşimi kolaylaştırıyor. Arazide çok uzun durduğu için küçük hafızalı kartlar takmaktan kaçınıyorum buna. Çünkü benim çok uzun işimi görüyor bu. Şimdi kutunun içine bakayım başka neler var. Klasik olarak şöyle bir kullanma kılavuzu var. İngilizcesi, Almancası hepsi mevcut içerisinde. Bu cihaza arkadaşlar Wi-Fi ile de bağlanılabiliyor. Wi-Fi'den telefon üzerinden de cihazın ayarlarını yapabiliyorsunuz. İstediğiniz gibi kurduğunuzda araziye telefondan foto kapanın nereye çekip nereye çekmediğini telefonunuzdan bağlanıp kontrol edebiliyorsunuz. Yine bağlantı cihazı var. Bağlantı aparatı var, şu şekilde bir kablo. Bu cihaza bağlayıp diğer tarafını da telefona veya bilgisayara bağlayarak kafamıza rahatlıkla bağlanabiliyoruz. Çok kullanılıyor ama ben çok fazla kullanmadım bugüne kadar. Yine bu klasik foto kapanların içinden çıkan herhangi bir yere bağlama aparatı, bir kayaya, bir ağaca veya bir duvara bağlarken işimize yarayacak aparatları var. Bunları da ben çok kullanmıyorum. Çünkü ben bu cihazlara demir koruma kutusu yaptırıyorum. O koruma kutusuyla birlikte arkasından zincir veya çelik halatla ağaçlara bağlıyorum. Bu aparatları kullanmak için daha çok koruma kutusu takmadan kullanmamız gerekiyor. Ve standart foto kapan kutularından, sıfır kutularından çıkan
kayışlara. Bu kayışı da tabii ki kullanıyorum. Cihazın demir kutunun arkasından bir tur bunu geçiriyorum. Onun üstüne zinciri ve çelik halatı taktım mı daha güzel oluyor. Bu kayış ilk sağlamlığını alıyor. Güzel oluyor. Otokapanın kutusundan çıkanlar bu kadar. Kutumuzu kenara kaldırıyoruz. Evet, şimdi cihazın ekranının üstündeki tırnağı bir tık yana kaydırdığımız zaman setup menüsüne geliyoruz. Setup menüsü çıkıyor karşımıza. Evet, 128 GB'lık hafıza kartını taktım ve tanıdı çok rahatlıkla. Bazı cihazlar 32 ya da 64'e kadar olduklarında bunlar cihazda arıza sebebiyet olabiliyor. Fakat bu cihaz 128 GB'a kadar kaldırıyor. Müthiş bir özellik bu. Şu en üstteki sağ tuşta iki kere tıkladığımız zaman ayar menüsüne giriyoruz. Bu menüde bütün fotokapanın ayarlarını yapabiliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Fotoğraf menüsünde ilki. Ben bunu daha çok video çektiğim için video olarak ayarlıyorum. Fotoğraf, video, hem fotoğraf hem video. Yani hibrit modu da var bu cihazın. Çok önemli bir artısı. Evet, videoya tıklayıp OK'ya geliyoruz. Modun altında peer interval var. Şu şekilde göstereyim. Intervala girdiğimizde bu bir görüntü aldıktan sonra ikinci görüntünün ne zaman çekileceği ile ilgili bir mod. 10 saniye minimum bu. Ben 10 saniyede tutuyorum. Hayvan kapanın önünde dolaştıktan sonra video o aşamayı bitirdikten kaç saniye sonra tekrar ikinci bir video çekimine başlasın dediği bir ayar. Hemen onun altında sensitivity var. Sensitivity'ye girdiğimizde high, medium ve low var. Bunu medium'da tutuyorum ben genelde. Onun altında time lapse var. Bunu ellemeyin. Recording, bunu da geçelim. IR LED var. Bu LED'lerin kontrolü. Genelde auto'da tutulur bu. Fakat mevsimden mevsime değiştirmekte fayda var aslında bunu. Hani kışın, yazın farklı sıcaklık dereceleri oluyor. Hani bu sıcaklık derecelerinde hayvanın algılanması için bu ayarı değiştirmekte fayda var. Fakat genel olarak auto'da tutabilirsiniz bu ayarı. Onun altında bu cihazda farklı olarak low battery night shot var. Bu şu demek, düşük bataryada fotoğraf çeksin mi, video çeksin mi anlamına geliyor. Hayır, çekmesin var. Bir de LED'siz video veya fotoğraf çeksin var. Ben bunu LED'siz olarak fotoğraf veya video çeksin de tutuyorum. Çünkü ilk patlattığında hayvanın ne olduğunu alıyor, ondan sonra almıyor. Full karanlık oluyor. En azından oradan o an ne geçtiğini görmüş olabiliyoruz. Evet, yukarıda sağa kayıp yan tarafa geçiyoruz en tepede. Fotoğraf menüsü. Image size var en üstte. Ona tıkladığımızda 30, 24, 20 ve 16 megapiksel ayarları var. Fotoğraf çekenler için bunu 30 megapiksel olarak önerebilirim. Onun altında Picture No var. Tek seferde kaç tane fotoğraf çektiğini gösteren bir ayar. 2 veya 3'te tutulur genelde. Shutter Speed var en altta. Shutter Speed'e girdiğimizde 1/15, 1/20 ve 1/30. Bu çekim hızını gösteren bir ayar. Bir üste kayıyoruz. En üstte video ayarı. Resolution. En üstte gördüğümüz menü. Resolution'a girdiğimizde videonun boyutlarını gösteren ve çözünürlük kalitesini gösteren bir ayar. 4K, 2K, 1296p30, 1080p30. Ben bunu 4K'da veya 2K'da tutuyorum. Arazide cihazı tutacağım zamana bağlı olarak. 4K'da müthiş bir çözünürlük var. Yine 2K'da var o şekilde. Tabii 4K'nın kalitesinin yanına yaklaşılmaz.
Fakat arazide çok uzun müddet tutacaksınız bu cihazı. 2K'da tutmakta yarar var. Çünkü 4K'nın boyutları daha yüksek. Boyut yüksek olunca hafıza kartı da kolay doluyor. Ben 2K'da tutuyorum genelde. Onun altında video uzunluğu var. Ben video uzunluklarını genelde 30 ya da 35 saniye yapıyorum. Buradan istediğiniz kadar arttırıp azaltabiliyorsunuz. 30 saniyede tutuyorum ben genellikle ve en altta record audio var. Bu da videonun sesli olarak işlenip işlenmemesi. Sesli video işlemekte yarar var. Bazen sürpriz olaylarla karşılaşılabiliyor foto kapan çekimlerinde. Örneğin Eylül-Ekim aylarında bir kızıl geyiğin, erkek geyiğin böğürme sesini kaydedebilirsiniz veya çiftleşme zamanı bir vaşak sesini kaydedebilirsiniz. Benim böyle güzel bir kaydım vardı. Eskişehir'de bir anne vaşak orman yolundan geliyor. İki tane yavrusu var. Yavrunun biri kadrajın dışında. Diğer yavru da oyun oynuyor. Kediler çok seviyor oyun oynamayı. Özellikle vaşak yavruları da çok haylaz oluyor. Annesinin üzerine doğru bir atlama yapıyor yavru koşarak. Annesi o sırada bir ses çıkarıyor. Müthiş bir ses. Bu özellik açık olmasa o sesi kaçıracaktım. Önemli bir kayıt olduğunu düşünüyorum. Evet, videodan sonra en sağ tarafa kaydığımızda burası da ayar menüsü. Dil seçeneği, ayarların sıfıra döndürülmesi, kartı format, işte tarihtir, bataryanın tipini gösteren bir ayarımız var. Bataryanın yüzdesini gösteren bir ayarımız var. Ve time format var. Bu çok önemli bir ayar. Buna girdiğimizde bakın 12 ve 24 olarak iki seçeneğimiz var. 24'ü seçiyoruz. Gece ve gündüz kayıt yapabilirsin diye. Onun haricinde Beep Sound var. Bu menülerde ilerlerken fotoğraf ses çıkıp çıkmaması ile ilgili. Bakın şu şekilde şöyle göstereyim. Bu gereksiz yere bataryanın ömrünü tüketir. Beep Sound'u ben genellikle kapıyorum. Off'a alıyorum. Kamera Name var. Kameralarınıza isim verebiliyorsunuz buradan. Şifre koyuyorsunuz cihaza. Herhangi bir olayda, çalınma olayında başkası cihazınızı açamıyor. Fakat bu şifreyi de aklınızda tutmanız önemli. Yine Bluetooth ve Wi-Fi ayarları var. Bu cihazı araziye bağladığınızda telefonunuzla bağlanıp kameranın görüş açısını telefonunuzdan görebiliyorsunuz. Kamerayı daha kolay ayarlayabiliyorsunuz arazide. Onun haricinde de başka bir ayar yok. Evet, çok kaliteli bir cihaz. Ben çok memnunum bu cihazlardan. 3-4 ay ömrü var. Belki daha fazla olabilir. Ben 4 ayda denedim. Hala gittiğimde %100'dü. Tabii güneş altına kurmanız çok önemli. Onun haricinde önerebileceğim başka bir özelliği yok. Dediğim gibi şarj olabilir. Pille kullanın bu cihazı. Ve 2700 olmasına dikkat edin. Daha kolay doluyor. Daha hızlı doluyor bu piller ve ömürleri daha uzun oluyor. Warcam'in T300'ünü tanıttım size. Bu cihazı yine daha önceki benim cihazlarımda anlattığım gibi koruma kutusuyla koymayı araziye unutmayın. Pahalı cihazlar. Zarar görmemesi, çalınmaması lazım. Sensörlerin, kutu yaptıracağınız zaman sensörlerin kapanmaması lazım. Merceğin kapanmaması lazım. LED'lerin kapanmaması lazım. LED'ler kapandığında parlama yapabilir. Alttaki sensör geride kaldığında veya kapandığında hayvanı geç algılayabilir. Bunlar önemli ayrıntılar. Ve en önemlisi de daha önceki videolarımda anlattığım gibi koruma kutularında altta su taliye deliği olması çok önemli. Kar suyu eridiğinde veya yağmur yağdığında koruma kutularının üstündeki su artar. Birçok orijinal kutuda da görmedim ben onu. Kendim yaptırdım. Birkaç sefer başıma geldi. Deliksiz yaptırmıştım. Merceğe kadar yeri vardı. Sensöre kadar.
Sensöre kadar su dolmuş. Su da yavaş yavaş içine girmiş cihazın. İçinde de buharlaşınca cihazım zarar görüp çalışmamıştı. Bu tavsiyeler önemli. Dinlemenizi tavsiye ederim. Güzel görüntüler elde ediyorum bu cihazdan. Videonun sonuna da elde ettiğim videoları ekleyeceğim. Umarım beğenirsiniz ve satın alırsınız bu cihazlardan. Son derece önemli bilgiler içeriyor bu video. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle.